Merhaba dostlarım ben Serdar ve başka bir sanreas gizem videosu ve yani gizem araştırmasına hoş geldiniz. Aslında bu tam olarak bir gizem araştırması olmayacak. Ben bunu standart işte montajda kurgulu bir gizem videosu olarak düşünmüştüm. Ama belki e, ne zamanım yetti ne de e, bu bu gizem hakkında fazla bir ipucu bulabildim. Şimdi dur bakalım. Kamera elimize aldım ha. Ee, nereye geldik? Şuraya geldik. Haritayı göstereyim isterseniz. Şurada bir e, çember şekli var fark ettiyseniz. Arkada destenin sağ tarafına doğru. El Castillo de El Diablo'nun sağ tarafına doğru. Askeri kuzey kuzeybatısında. Terk edilmiş havalanının güneybatısında. Burada ne var? Burada 6 tane ceset torbası var. Bir tane çukurun içinde. Bunlar ceset torbası. eee bunların ceset, ceset torbası olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü CJ'in boyutunda 6 tane. Eee... Kütle var bunun içinde. Ee, Şeylerde bu kütlerin kalınlıkları da az çok C.C.ye benziyor. Ee, şu torbaların bükülme şekli de bunların birer insan olduğunu söylüyor bize. Çünkü gördüğünüz gibi şuradan e, dizler üzerine bülen, bükülen ayaklar, şu tam ortada bel var, Şurada e, işte göğüs, karın falan şurada da kafa kısmı var. E, diğerlerini de aynı şekilde söyleyebiliriz. Bunlar ceset. Altı tane ceset. Peki bu cesetlerin burada ne işi var? Bir de burada bir tane pickup var. Bir tane kamyonet var. Bir tane Bobcat modeli modelinde kamyonet var. Peki bu cesetlerin burada ne işi var? Böyle bir soru gelebilir aklınıza. Hemen e, ben size e, teorileri söyleyeyim. Bu ne? Kameram nerede benim? Kamera. Teşekkürler. E, hemen ben size olası teorileri söyleyeyim. İnsanların önüne sürdüğü teorileri söyleyeyim. Şimdi bazı insanlar diyor ki hatırlarsanız San Andreas Introduction diye bir tane video yayınlanmıştı San Andreas'ın çıkışından önce San Andreas'taki olayları anlatıyordu nasıl bu noktaya geldiğini anlatıyordu. Orada iki tane eleman görüyordunuz. Ee, bir tane başka bir elemanı gömen çölde. İnsanlar onun oranın bu olduğunu söyledi ama yok öyle bir şey. onlar başka bir yerde gömüyordu ve onlar tek bir adamı görüyordu. Gömüyordu. Ee, zaten introduction hepsini izlerseniz. Anlarsınız tek bir adamı göm gömdüklerini. Ee, gömmeleri gereken ikinci adam Ken Rosenbergdi zaten onu gömmeye çalıştıklarında biz de o adamları gömmüştük. Neyse, bir teori bu. Ha size başka bir şey söyleyeyim bunun hakkında. Bakın burada altı tane ceset var ama aklı başında olan bir insan bu cesetlerin üzerine toprakla örter. Bu cesetler böyle açık olarak bırakılmış. Ayrıca büyük bir ihtimalle şu ee, pick-upla getirmiştir bu cesetleri. Arka tarafta yeterli yer var. Ön tarafta da iki kişi sığabilir. Ama bu pick-up burada bırakılmış. Neden burada bırakılmış? Aklı başında olan bir suçlu, bir katil her ne alsa bu pick-up'ı burada bırakmaz. Büyük bir ihtimalle zaten bununla geldiler. Ee, hani en azından yakar. Burada bıraksa bile yakardı bu pick-up'ı. Arkasında herhangi bir ipucu bırakmaması için ve şu cesetlere de bir şey yapardı. Yakardı. Şu anda şu cesetlerin üzerinde torba var gördüğünüz gibi. Böyle siyah bir naylon şeyler var e, ee, hem bu çukur gövülmemiş, hem cesetler hala şey yani e, bütün kalmış zarar görmemiş hem de e, burada bir tane araç terk edilmiş ne neden böyle bir şey olmuş ee, benim teorime göre buradaki elemanlar buradaki cesetleri buraya yerleştirirken ve eleman bir şey olmuş ve eleman patır pütür kaçmış e, arabası olmadan veya o elemana bir şey olmuş ve eleman e, diğer tarafı boylamış Tabi öyle olsaydı elemanın da cesedini bulmamız gerekecekti. Ama elemanın cesedini bulamamışız demek ki kaçtığını gösteriyor. Veya her ne olduysa onun cesedi gitmiş. Püf yok. Ya bir şey onu yemiş ya ee, yanmış bir şey olmuş. Elemanın cesedine bu cesetleri buraya getiren elemanın cesedine. Bu benim teorim ki en olası teori de bu. Ha bu teorinin arka planı da var da onu da size daha sonra anlatacağım. Birinci teoriyi anlattım ben size. E, mafya elemanları gelmiş. Bunları e, buraya işte gömmüşler. Introduction filmin şeyindeki gibi. Introduction e, videosundaki gibi. Ama ve lakin o cesetler burada değil. Rockstar'ın bir açıklaması var. Bunları buraya Easter Egg olsun diye koyulmuş. Delilasyon i̇şte, Turas'taki e, mafya şişelerinin 80'lerde çöle cesetleri e, gömmesi gibi. Ama bırakın gelen yani dediğim gibi cesetlerin üstü örtülmemiş. Öyle bile olsa cesetlerin üstü örtülmemiş. Cesetlerden birisi hortlayıp elemanları öldürmediyse buraya gelen elemanları öldürmediyse böyle bir e, şey mümkün değil. İkinci teori araya 69'a giren elemanlar, izinsiz giren elemanlar öldürülüp buraya atılıyor. Ama lakin yine dediğim gibi en üstü örtülmemiş. şöyle bir tane araştırıyor duruyor. Ee, ve de araya 69'a giren elemanların neden öldürülsün? Neden direkt hapse atılmasın? Veya öldürülse bile neden burada açık bırakılsın? alınların sonuçta dibinde bir şekilde buraları kontrol edebilmeleri lazım. Benim teorimle yine araya 69 ile alakalı ve dünkü e, yasak askeri bölge araya 69 gizem araştırması videosu ile alakalı ama benim teorim açıklama daha var. Başka teori de var sanırım. Bir tane teorim var. Sanırım bir tane teori var. Hemen onu da açıklayayım. Bon County bölgesinden yani buradaki çöl bölgesinden K. Rose Radyosu'ndan yayın yapan Mary Beth Mabel doğru mu e, telaffuz ettim bilmiyorum. Sürekli radyo programında e, kocalarını öldürmekten bahsediyor. Ki bu kocaların sayısında yine kendi radyo programından 6 tane olduğunu biliyoruz. Şurada 6 tane ceset de var. Şimdi bu kadının çölden yayın yapması ve kocalarını öldürmesi. 6 tane kocasının olması bunu e, doğruluyor gibi. Ama böyle kadın yine radyo programında o kocalarının cenazesinden bahsediyor. Ki burada onları görüyoruz. Bu, 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 burada bir cenaze olmamış. Buradaki elemanları öldürmüşler. Gelmişler buraya atmışlar. Kadının böyle bir şey yapmamış. E, kadının bayağı bildiğiniz cenazeye katılmış. O yüzden onun kocalarının cesetlerinin mezarlıkta olduğunu varsayabiliriz. Çok rahat bir şekilde. Şimdi sizi başka bir mekana götüreceğim. Mekanın ismi El Castillo del Diablo. Bu arada ben aralara küçük küçük resimler falan filan koyacağım. Ne oluyor lan? Rüzgar sesi herhalde. Neyse. E El Castillo del Diablo'ya geldiğimizde görüyoruz ki şurada 6 tane mezar var. Tabi bu Orario programcısının kocalarının mezarları değil. Çünkü bu kasaba çok çok eski bir kasaba. Mezarlık da çok çok eski onunla birlikte. Şu mezarlarda o yüzden çok çok eski. Başka bir teoriye göre o cesetleri oraya mezar hırsızı artmış. Bildiğiniz üzere sahanreste bir mezar hırsızı var. Bunun üzerine bunun da ayrı bir videosunu yapacağım, gizem videosunu yapacağım ben. San Andreas'ta ayrı bir mezar hırsızı var ve bir teoriye göre o cesetleri oraya atan mezar hırsızı. Ee, teoriyi destekleyen bir olay hemen e, o hemen göstereyim şuradan. Şurada cesetlerin olduğu yer şurası da El Castillo del Diablo'daki mezar şurası. Bu evet CC teşekkürler. Ee, burada 6 tane mezar var toplamda. Ee, orada da 6 tane ceset var. Teoriye göre mezar hırsızı geliyor buradan cesetleri çalıyor ve oradaki çukura atıyor. Aslında mantıklı bir teori. hasta bir mezar hırsızı olduğunu biliyoruz. Orada 6 tane ceset var. Burada 6 tane mezar var ve iki bölge birbirine çok yakın. Fakat bu mezarlar çok eski. En az bir 150 yıllık şeyler mezarlar bunlar. Hani bunların içindeki cesetler hiç öyle mezar hırsızının çalacağı cesetlerden değil. Hani bırakın ceset torbasına koyup atmayı bu cesetler. Hani ee, bir tane kamp atışık kurup yakabilirsiniz bu geri kalan şeyleri, yani buradaki, buradaki mezarlardan geri kalan şeyleri ve bunun üzerine burada herhangi bir kazı yapılana dair hiçbir e, ipucu yok. Şurada bir şeyler var ama burası da görevde kullanılan bir yer. Siyacen ee, kendi için kendisi için ve Hernández için kazdığı mezar. Ee, mezar hırsızı teorisi de bu şekilde çürütülmüş oldu. Yani orada bir mezar kazılmış olsaydı bir çukur olurdu. En azından belki mezar cesetleri geri yani kazdığı yerleri saklamak isteseydi baştan bir gömme, gömmek isterdi o mezarlara. E, fakat baştan gömüldüğüne dair de bir iliz bulamıyoruz. Sanki hiçbir şekilde dokunulmamış gibi. Şimdi geldik benim teorime. Bildiğiniz gibi ben geçen gün dünkü San e, Gizem Araştırmaları videosunda Araya 69'u e, gezmiştim, dolaşmıştım, araştırmıştım. Orada biz otopsi masaları bulmuştuk. Yani böyle bir tane iki tane değil, böyle birkaç tane bulmuştuk bayağı bir otopsi masası vardı. Benim teorime göre askeri personelden o otopsi masasında e, otopsileri yapılan e, uzaylı cesetlerini e, buraya getirmeleri istendi. Fakat herhangi bir dikkat çekmemesi için bu askeri personelden askeri bir araç kullanılmamaları istendi. Öyle olunca askerde kaplı bir tane pickup kendilerine verilen bir pickup tabii ki bir kamyonet standart gayet sivil vatandaşın kullandığı bir va kamyonet. Asker kaplı bir tane kamyonet çalmadı yani kendilerine verildi hükümet tarafından altı bu cesetleri içine ve buraya geldi. Tabii ki burada büyük bir ihtimalle altıdan daha fazla ceset vardı çünkü yine benim teorime göre bu cesetlerden bir tanesi bu en azından e, düşünülen öyle sanıldığı cesetlerden bir tanesi e, geldi ve Askeri öldürdü sonra buradan kaçtı Benim teorim bu O yüzden bu kamyonet burada da duruyor Yoksa hani bir asker kaçmak isteseydi Atlar arabaya kaçardı aynı şekilde Mezar hırsızı da kaçabilirdi e, Mafya üyeleri de kaçabilirdi Herhangi bir zor durumda ve burası bildiğin açık bırakıldı bu ne demek? Ha bu teorinin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Zaten ben bu teoriye çok sağlam kanatlar bulabilseydim ki yapmak istediğim de buydu aslında ama ben ben e, benim bu kanatları bulmama zaman yetmedi. E, kanat bulsaydım size standart bir gizem videosu yapacaktım, montajlı, kurgulu falan seslendirmeli. E, yetmedi zamanım. Eğer bulursam gene öyle bir video yaparım ama şu anda bu videoyu yapmak istedim size teorilerimi sunmak istedim. E, yani bu kadar Ben bunu telafi etmek istiyorum O yüzden büyük bir ihtimalle artık her pazartesi günü e, ufo vakaları attı böyle kurgulu resimli sesli bir e, seriye başlayacağım her hafta bir tane ufo vakasına size kısaca anlatacağım 2-3 dakikalık videolar olacak bu da böyle bir duyuruydu ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler Eğer araştırmamı istediğiniz gizemler olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın ee, daha fazla bir video izlemek veya abone olmak için ekrandaki resimlere tıklayabilirsiniz. Ee, şuradaki arabamızı ben değiştirdim gördüğünüz gibi Yalnız arabamız uçmuş birisi arabamızı uçurmuş ve arabamız despawn olmuş. Kullandığım araba şimdi şu anda kullandığım araba ama gerçekten bir sabre çünkü daha önceki araba bir kolu vurmuş ben yanlış görmüşüm İki model çok benziyor ile değiştirdim onu. Ee, farklı bir araba istiyorsanız yine Facebook grubumuzda yazmayı unutmayın. İstediğiniz gizemler olursa Facebook grubumuzdan, Facebook sayfamızdan veya Twitter hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Ee, en rahat aslında Twitter hesabında ve grupta görüyorum ne istediğinizi. Facebook sayfası birazcık daha meşgul oluyor başka şey, olaylarla. Ee, bunların linkleri de videonun açıklama kısmında. Oradan linklere tıklayarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.